Selamun aleyküm. Tenerenin alçalmasıyla alakalı benim gibi uzun boylu olamayıp ortalamanın bir tık altında kalıp sıkıntılar yaşayanlar için gözümüzü korkutan yüksek motorlarla alakalı alçaltımı nasıl hissettirecek? Bununla alakalı sizlere bir video çekmek istedim. Benim boyum nispeten ortalamanın bir tık altında Türk erkeklerine göre diyeyim. Benim boyum 1.73. 1.73 boyda olduğum için bu motoru da aldığım sıralarda yeni ameliyat olduğum için sağ dizimden parçalı kırıklı ameliyatım vardı. O sebepten alçaltmaya gittim. Daha bayiden alır almaz alçaltma kiti, şu gördüğünüz şu çubuk biraz uzun. Bir de seleyi alçak sele olarak motoru satın alırken sipariş verdim. Oradaki verilerine göre 3.8 milim motosiklet alçalır deniyor. Benim ölçümlerime göre şu an en çukur olduğu noktası motosikletin şu an yerden 84 santim. 84 santim yükseklikle ben bir şekilde artık bu motoru sürebilme olanağına sahibim. Sürüyorum yani, mutluyum da. Tenereyi bilip de boyum az geliyor, kullanamam, nasıl kullanırım? Neler yaşarım? Acaba alçaltırsam ne olur? Alçaltanlar nasıl yapmış gibi merak uyandıranlar için bunu çekiyorum. Çünkü ben de almadan önce bayağı bir araştırdım, baktım nasıl yapılıyor, ne ediliyor diye. Bizim aynı zamanda burada şu kısımda kafa amortisörün şu kısmından bir parmak kalınlığında da amortisör kafalarını yukarı çektim. Yani ön tarafı da az bir şeycik basmış olduk. Aslında bu çok böyle bir selede alçalmaya sebep değil ama en azından motorun o rigid duruşunu bozmamaya çalıştık. Sadece arkadan alçalıp hala önde havada gibi kalmasın diye. Şu an şu şekilde benim gibi 1.73 olan birisi kullanabiliyor. Ama nasıl kullanıyorum? Düz zeminde rahatım. Parmak uçlarım da olsa değiyor. Şöyle iki ayağımı da yere değdirmeye çalıştığımda gördüğünüz gibi parmak ucum değiyor. İkisini birden değdirmeye çalıştım. Ama bu tabi düz zemine bağlı. Hafif böyle eğimli bir yerlerde sol ayağım rahat değerken sağ ayağım değmiyor gibi oluyor. Bu da bize birazcık motor üzerinde cambazlık yapmamızı istiyor yani. Birazcık selede böyle sabit durmamamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle sola kayacağız. Ayağımız yere böyle tam basıyor. Koltukta sağa ve sola hareket ettiğimiz müddetçe koltuğun yüksekliğinin çok bir önemi kalmıyor bence. Hani belki 2-3 santim bile daha yüksek olsa gene tutarsınız. Çünkü hemen yapacağınız hareket bu. Hemen yapacağınız hareket bu. Bu taraftaysa buraya, bu taraftaysa buraya. Bu kaymaları yapmanız gerekiyor. Özellikle yüksek motor, işte cross'tur, enduro'dur. Boyu yüksek olan kişiler dahi bunları yapmak zorunda. Yoksa motosiklet her zaman ayağınızın altında devamlı basabileceğiniz düz bir zemin olmuyor, arazidesiniz. Çukur geliyor, bir şey oluyor, bir karış daha aşağıda zemin oluyor. Bu çevikliği üzerinde kazandığınız zaman motosikletin bir sıkıntı yaşamazsınız. O zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi eğimli yerlere denk geliyorsunuz. Mesela çapraz eğim, yani sağdan sola doğru bir eğim var. Sol ayağınız yere çok daha rahat deyip basıyor ama bu sefer sağ ayağınız yere uzaklaşıyor. O tür durumlarda özellikle bu seleden kayma hareketini çok hızlı yapmanız gerekiyor. Bu seleden kayma hareketini de çok hızlı yaparsanız, hani kendinizi onu adapte ederseniz, çünkü yani asfalt sürüşünden gelen insanlar, ben selede oturuyorum, ayağımı uzattım yere değecek. Hani hiç hareket etmeyeceğim. O selede hep böyle ortada oturacakmışım gibi hissiyatına kapılıyorlar. Hissiyata kapılmamaları gerekiyor. Hani bundan kurtulup biraz eğitim, arazide bol bol sürüp eğimli yerlerde durmak, kalkmak, hani bilen arkadaşlara komik geliyor bu anlattıklarım ama
kısa boylu olup da büyük bir motora binip de ve de arazi tecrübesi olmayınca da bu durum gerçekten can sıkıcı oluyor. Onlar için çok büyük korkutucu oluyor yani. Motoru devirince ne olacak, ne yaşayacağım gibi gibi. Aynı zamanda motosikletin arka amortisör, ön amortisör ayarlarını da yumuşağa aldım. Standart aldığımda yani sanki normal düz bir motor sürüyormuşum gibi geldi bana. Bana sert geldi amortisör ayarları. Tenere'nin orijinal fabrikasyon ayarları her motorun standart mı geliyor orasını bilmiyorum ama ben satın aldığımda sürdüğümdeki o hissiyat bana sert geldi. Hani böyle bir motor alıyoruz niye bu kadar sert? Hani güzel böyle bir yaylanması o çukurlardan geçerkenki hissiyatı bana sert gelmişti. Ben de tabii onun da bir araştırmasını yaparaktan ayarlar nasıl yapılır diye bakıp bu sefer bunları en yumuşağa aldım. En yumuşağa aldıktan sonra da bir üçer tık geri serte doğru aldım. Sonda durmasın dedim. Bir üç tık bir geri alayım dedim. Ben belki sonda olunca bozulur mu bir şey olur gibilerinden. Sonra bu şekilde bir ayar yaptım. Şu an motorun yumuşaklığı da mesela selam 84 santim ama ben üzerine binince bir ağırlık çöktüğü için ya minimum 2 santim daha çöküyordur. O zaman ayağa yetişme açım da artıyor. Bu her motosiklette var. Yani sadece buna has değil de bunun orijinal ayarlarına nispeten bu ayarı yaptığım için yere biraz daha rahat uzanıyorum. Bir unsur daha var. Kullandığınız ayakkabı ve botunuz. Botların da alt zemini birazcık kalın olursa o da sizin yere uzanmanızı rahatlatıyor. En az böyle bir yarım santim, bir santim tabanının o kalınlığını motora binince hissediyorsunuz. Direkt ayağım diyorsun, aa daha rahat yere bastım. Daha rahat hükmediyorum. Yani bu aslında hissiyatla alakalı. Daha iyi bastığını hissettiğin zaman kendini daha çok güvende hissediyormuşsunuz gibi oluyor. Şey değil. Atla deve değil. Diyeceğim de atla deve. Atla deve değil. İstediğiniz gibi bu şekilde alçaltarak hani sürülebilir. Kaça kadar sürülebilir? Bence 1.70, 1.68, 1.70'e kadar bunu arazide de kullanır. Yeterince bir tecrübe kazanınca ama arazide. Düz yolda sürer. Bu bahsettiğim gibi sağa ve sola atılarak, ayağını atarak her türlü sürer. Bir de şu şekilde zorlanabiliyor insan. Yokuş aşağı gidip dönebilecek de bir yer bulamazsanız o motoru az bir şey bir manevrayla geri çeksem de dönsem gibi manevralara girdiğinizde ayağınız yere düzgün basamadığı için o motoru geri çekemiyorsunuz. Mesela şu anda biraz öne doğru yokuş. Çok da değil yani. Mesela ben burada bu motoru geriye doğru çekemem. Şu an viteste alalım boşa. Şimdi yok yani. Şimdi çekemiyorum. Ha, ne yapacağım? Amortisörü yaylandırarak böyle. Onunla şöyle amortisörün geri tepmesiyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ki burası yani yokuşta değil yani. Çok ufak bir yokuşta bunu yaşıyorsunuz. Yani birazcık daha açılı bir yokuş olsa kesinlikle ayaklarınızla çekemezsiniz. Ya inip elinizle biraz çekmeye çalışacaksınız. O da belirli yokuşlara kadar onu yapabilirsiniz. Belirli bir yokuşlardan sonra onu da yapamazsınız zaten. Elinizle bile çekseniz gelmiyor. Veya grup sürüşleri yapmanız lazım. İlk etapta zaten böyle arazi sürüşlerinize çıktığınızda gözünüzün kesmediği yani yol bile düzgün olsa dar olduğundan dönemeyeceğiniz yollara bile girebilirsiniz. Onun için ilk etaplarda böyle arkadaş sürüşü bir ekip kurup en az iki kişi olup öyle girmeniz lazım. İkiniz de acemi olabilirsiniz. Sıkıntı değil. Birisi zor durumda kalırsa iki kişi tutup en azından iki kişi müdahale edip motoru bir şekilde çevirip evirip çevirebilirsiniz. Tek başınıza yani yapılacak iş değil. Tek başınıza bu motoru çevirmek yokuşlarda bir U dönüşü bile yaptırmak çok zorluyor yani. Motosiklet sadece asfaltta sürmekten ibaret değil bence. Motosikletin kendi özgü bir ruhu var. Doğada gezme, ne bileyim doğaya açılma, o özgürlüğü bence arazide yaşayabiliyorsunuz. Yani bu çimenlerde, bu otlarda rahat rahat gezmek,
işte gördüğünüz tepelere el verdikçe çıkmak, bu benim çok hoşuma gidiyor. Aslında çok daha zorlu yerlere gidesim geliyor. Hani diyorum ki daha böyle bir spesiyel motorlara doğru mu kaysak artık, hani bununla da giremiyorsun, her yere kalıyorsun. Ve bu sefer de uzun yoldan taviz vermen lazım. O tarz motorlarla trafiğe çıkamıyorsun. Böyle bir dezavantajlar oluyor. Biz de bir nispeten bir tık büyük endrolar olup hem araziye girebileceğimiz hem de yola çıktığımızda da bizi rahat rahat uzun yollara, şehirler arası yollara da götürebilecek büyük enduroları tercih etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde anlatmak istediklerim bu kadar. Yüksek diye korkan arkadaşlar için benim gibi bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah, umarım faydalı olmuştur. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. We'll be right back.